Bugünün meselesi muhalefetin bugünkü muhtemel bir seçimde kimi aday çıkaracağı meselesini daha geniş bir ölçekte tartışmak gerekiyor. Kim aday olur ve yanında kimler olur? Bir ekipten söz etmemiz gerekiyor. Bir tür, buna bazıları rahatsız olabilir ama siyasi literatürümüze Türkiye'de en azından HDP'nin soktuğu eş başkanlık sistemi gibi bir şey olabilir. Yani diyelim ki Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olur. Fakat adaylığı ilan edildiği andan itibaren onun yanında diyelim ki Meral Akşener, Ali Babacan, CHP'den bir isim vesaire, hatta HDP'den bir isim hep birlikte yer alırlar. Ve burada da o isimleri seçerken de bir takım alanlar belki gözetilir. Diyelim ki ekonomi, dış politika, iç politika vesaire gibi. Böyle bir formülde Erdoğan'ın karşısına bir ismi değil de Erdoğan'ın karşısına bir ekibi, bir ittifakı, bir bloğu çıkartabilmek bence muhalefetin öncelikli meselesi olması gerekir. Yoksa isimler üzerinden gidildiği zaman açıkçası Erdoğan'la yarışabilecek bu isimlerin hiçbirisinin sadece bir Erdoğan ve X mücadelesinde çok dezavantajlı durumda olacağı kanısındayım. Bu hatayı zamanda Muharrem İnce çok kötü bir şekilde yaptı. Erdoğan'la baş edebileceğini düşündü ve bir hezimetle karşı karşıya kaldı. Orada Muharrem İnce Erdoğan'la kendisi Muharrem İnce olarak mücadele edeceğini sandı. Ama şimdi bugün Erdoğan'ın karşısına aday olarak kim çıkarsa çıksın bir ekip olarak, bir sistem, Erdoğan'ın dayattığı otoriter tek adam sistemine karşı çoğulculuğu, güçlendirilmiş parlamenter sistem yeni adıyla bunu ve diğer değerleri, hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri savunacak bir ekibin, bir ruhun adayı olarak çıkması ve bir anlamda da eşitler arasında birinci isim olarak çıkması daha akıl kârı olur.